Kraliyet ailesinde büyük bir gün, bir mirasçı doğmak üzere. Bu çok sinir bozucu olur eğer gecikme yaşanırsa. Bu kadar mı? Kraliçe başardı. Prenses için kırmızı halı. Hemen! Kızımız krallığı yönetmeye hazır. Bunu görüyor musun? Küçük kızımız gerçek bir prenses. Merhaba Abby. İşte altın bezlerin. Buraya gel. Ailen seni görmek için sabırsızlanıyor. Abby kaçma. Tam bir baş belasısın. Tıpkı baban gibi. Krallık artık asla eskisi gibi olmayacak. Prenses için yulaf ezmesi. Hayır battaniyeler. Ayrıca bir sürü oyuncak. Biri şu sesi kıssın. Prenses neden hep ağlıyor? Ebeveynler buna hazırlıklı değil. Çocukların karmaşık olduğu ortaya çıkıyor. Tatlım ne yapacağız? Bir şeyler düşün. Çabuk. Şunu deneyin kraliçem. Bu iyi bir fikir. Abby bak annenin elinde ne var? Ondan hoşlandın mı? İşe yaradı. Prenses uyuyakaldı. Beşiğe gitmesinin zamanı geldi. Yaşasın. Krallıkta sessizlik var. Ama uzun süre değil. Abby'nin tekrar ilgiye ihtiyacı var. Bu bir deprem mi? Ah hayır. Prenses Abby uyuyamıyor. Ebeveynlerin dinlenmeye ihtiyacı var. Penny, benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Ah evet Kevin. Yetkili sensin. Lütfen bunu bana yapmayın majesteleri. Ah evet, yapacaksın. Ama kraliyet ailesinin düzeni kutsaldır. Şimdi bu kızımızın bütün gece prensesin beşiğinde durması gerek. Kral ve kraliçenin yatma vakti geldi. Küçük Abby büyüdü ve artık çok fazla hobisi var. Örneğin okçuluk. Tam isabet. Yaşasın, vurdum. Ben kazandım. Ah, biri geliyor. Gitmemiz gerek. Evet, işin ilginçleştiği yer tam da burası. Hizmetçi sıkılmış gibi görünüyor. Hadi dans edelim. Hadi. Prenses her yerde. Hoşça kal kraliyet yemeği. Vay, burası çok gürültülü ve eğlenceli. Ben burada değildim, tamam mı? Hadi bir maceraya gidelim. Hay aksi, hizmetçiler neden hep engel oluyor? Aa hayır, tacım. Onsuz o kadar güzel değilim. Anne, baba! Tüm krallığın sesini duyabilmesi için bağırması gerek. Sorun ne tatlım? Abby, iyi misin? Bu ikisi saçımı mahvetti. Prensesi incitmeye nasıl cüret edersin? Başım büyük belada. Benimle oynamak istememiştiniz değil mi? Artık paçanızı kurtaramazsınız. Çikolatanızı yiyin, çay partisi veriyoruz. Prenses hayır kelimesini bilmiyor. Yiyin şunu. Krallıkta hala çok çikolata var mı merak ediyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. Küçük Abby oyuncakları çoktan unuttu. Şu anda aklında sadece partiler var. Abby neyin var senin? Pekala ebeveynler. Bundan sonra kötü bir prensesim. Anlıyor musunuz? Görülen o ki bu uzun bir konuşma olacak. Genç Asi ne istiyor? Abby bir rock partisine gidiyor. Gürültülü ve eğlenceli. Prenses bunun için izin istemeyecek. Artık o kocaman bir kız. Penny bunu gördün mü? Bu kızdan endişeleniyorum. Afiyet olsun hayatım. Yakında dönecek, söz veriyorum. Sizi ararım. Belki. Aman tanrım. Kim bu çocuklar? Sarayın dışı pek güvenli bir yer değil. Bir şey mi kaybettin? Ah prenses, bana bozuk para ver. Neye bakıyorsun? Beni yemeyin, tamam mı? Hay aksi, sanırım rock konseri iptal edildi. Saray çok daha rahat. Anne, baba, geri döndüm. Çok korktum. Artık parti falan yok. Anlıyoruz. Artık kötü bir prenses değilsin. Sen iyi birisin. Anlaştık baba. Prensesin zaten bir hayranı var. Belli ki prens değil. Ama o da iyi biri.
Abby, konuşmamız gereken ciddi bir konu var. Tahtın varisini düşünmenin zamanı geldi. Peki torunlar? Birinin krallığı yönetmesi gerek değil mi? Tekrar başladılar. Anne baba, krallığı düşünecek vaktim yok. Ne kadar ayıp. Telefonunu bana ver Abby. Bunun neresi ilginç? Sadece bir sürü düğmeyle kaplı. Ebeveynler sevginin ne olduğunu anlamıyorlar. Yeni kraliyet komutanlığı. Damat seçeceğiz. Hazır mısın Abby? Prensleri çağır. Onları seveceksin Abby. Adaylarımız hazır. Güçlü, cesur ve zenginler. Mükemmel adamlar. İlk prens öne çık. Bak Abby, o gerçek bir savaşçı. Hızlı ve güçlü. Hay aksi. Sen bakma bebeğim. Bu prens yarışmanın dışında görünüyor. Sıradaki. Tatlım, ne kadar zengin olduğuna bak. Koleksiyonunuzda 1000 kron olacak. Ama Abby zenginlikle de ilgilenmiyor. Bu prens de iyi değil. Sıradaki. Bu prens de harika bir aşçı. Bununla aç kalmazsın. Yeterince dinledim. Prenslerinize ihtiyacım yok. Peki ya düğün Abby? Anlaşılan ailemiz mutlu olmayacak. Abby'nin sıradan bir adama aşık olduğunu bilmiyorlar. Bu o. Merhaba Abby. Deniz'e gerçeği söylemeliyiz. Abby bir prensle evlenmek üzere. Olamaz. Deniz buna izin vermez. Bir fikri var. Burger King sipariş etmeliyiz. Acilen. Krallıkta teslimat mükemmel çalışıyor. Burada neler var? Patates kızartması, kola, fakat hepsi bu değil. İşte burada bir karton taç. Bir prens için bu nasıl? Abby, hiçbir yere gitme. Ben hemen döneceğim. Daha bitmedi Kevin. Abby için doğru prensi bulacağımızdan eminim. Bu o. Gerçek bir prens. Akıllı ve komik. En önemlisi de bir tacı var. Onu bulduk Kevin. Bu özel töreni daha sonraya erteleyemeyiz. Şu anda bu düğünü kutluyoruz. Abby ve Deniz, sizi karı koca ilan ediyorum. Artık karton yok. Deniz'in artık gerçek bir tacı olacak. Ve Abby de hediyesiz kalmayacak. Vay, bu annemin tacı. Çok güzelsin kızım. Ve sen dikkat et. Sakın kızıma aptalca bir şey yapma. Şaka yapıyorum evlat. Pasta zamanı. Ama sürprizler burada bitmiyor. Kraliyet ailesine yeni bir sürpriz var. Gülümse Kevin. Büyük baba olmak üzeresin. Cinsiyet belirleme partisi yaklaşıyor. Ne güçlük ama. Hiçbir şey hazır değil. Hadi işe koyulalım. Balonlar şu tarafta olmalı. Oyuncaklar da burada. Masada lezzetli ikramlar. Acele edin. Misafirler neredeyse gelecek. Ayrıca prensesi giydirmeyi unutmayın. Bunlar sizin elbiseleriniz hanımefendi. Mavi mi pembe mi? Hizmetçiye güvenilmez. Mavi pek iyi değil. Pembe de çok zayıf gösteriyor. Bu da iyi değil. Sadece altın bir taht prensesi sakinleştirebilir. Neredesin Deniz? Deniz, buraya gel. Sorun ne Abby? Sıcak ve soğuğum. Üzgün ve mutlu. Tatlım, şimdi sorunu çözeceğim. Bu senin en sevdiğin yastık. Rahatına bak. Böylesi daha iyi. Gerçi hayır. Bu da çok yumuşak. Al şunu Deniz. Bu hiç iyi değil. Sakin olmalısın. Nefes al. Hiçbir şey işe yaramıyor. Bebek aç. Baştan söylesene. Prenses için akşam yemeği. Afiyet olsun tatlım. Götür şunu. Çok kokuyor. Bebek tatlı bir şeyler istiyor Deniz. Bu doğum günü pastası. Deni hadi. Aa, bu çok güzel. Hayır, istemiyorum. Al şunu Deniz. Parti iptal. Havamda değilim.
Ops, parti planlanandan daha erken başladı ve prensesin bir kızı olacak. Düşünsene, güzel bir kız çocuğumuz olacak. Abby son zamanlarda bir prensesti ama artık o bir kraliçe. Onu gerçek bir meydan okuma bekliyor. Anne, ben konsere gidiyorum. Ayrıca beni durduramazsın. Görünüşe göre kız tıpkı annesi gibi. Ah evet, git tatlım. Bu işin sonunu anne bilir. 1, 2, 3. Kızımız zaten evde. Anne, konsere gitmek istemiyorum. Evde kalmayı tercih ederim. Aferin sana tatlım. İyi karar. Abby krallığın onursal büyük annesidir. Bırak torunlar işleriyle ilgilensin. Abby'nin yapacak daha iyi işleri var. Örmesi gereken daha çok çorabı var. Torunlar sarayda üşümemeli. Büyük annemin çok ilginç bir hayatı oldu. Krallık için çok şey yaptı. Abby'nin torunları onunla gurur duyuyor.